Alıntı yazılarak yapılan paylaşımı ben hemen kişinin, bunu yapan kişinin karakterinin bir küçük analizi, bir bölümün analizi olarak elime aldığında aklıma korkunç, uzak durmam gereken, çekinmem gereken insanlar geliyor. Neden? Fikir hırsızlığı mı diyeceksiniz? Evet. Hırsızlık demeyeyim ama en basit haliyle, en basit haliyle o biraz sözü söyleyen, evet. Aynen, o sözü söyleyen, o şiiri yazan, o yazıyı paylaşan, o resmi yapan her kimse, yani eserin sahibinin adını anmaksızın bizzat eserin, sözün, şiirin, yazının kendisini paylaşan insan en iyi ihtimalle eserin sahibine müthiş derecede bir saygısızlık yapıyor. Evet. Onun bireysel kimliğini yok sayarak mesajını alıp yazıyor ve bunu alıntı yaparak bütün kitleye müthiş bir bilinçaltına kişileri boş ver, fikirler önemli gibi bir unsur ortaya çıkarıyor. Al şimdi bunu senin söylediğin konuya getirelim, edebiyata evet. getirelim, dergilere getirelim, takip eden yayınlara getirelim. Sanatın bütün İnsanların alanlarında zaten bu var. Sanatçıya itibarı saygı. Yoksa, saygı yoksa, onun söylediği bir sözü, onun yazdığı bir şiir, onun yaptığı bir resmi, ismini kullanmaksızın paylaşıyorsa, buna cüret ediyorsa, ilgilendiği şey ne sanattır, ne sanatçıdır, altını çizerek söylüyorum, sadece kendisidir. Müthiş bir bencilliktir. Birinin benim yazdığım herhangi bir sözü, bir benim söylediğim bir şiiri, benim elimden çıkmış bir yazıyı benim adımı anmaksızın paylaşması, tırnak içinde söylüyorum, aç parantez, hukuk dilinde bile telif haklarına talipken, kesinlikle sen vazgeçtim telifi, bizim ürettiğimiz bir yazarın, bir şairin, bir sanatçının ürettiği herhangi bir şeyi paylaşırken onun adını kullanmaksızın alıntı kelimesinin altına yazarak yaptığı paylaşımla kendisini nereye koyuyor? Çok merak ediyorum. Şimdi bu şekilde alıntı yaparak sadece o sözü alan, kullanan kişi sanata saygı duysa bunu yapar mı? Sanatçıya saygı duysa bunu yapar mı? Kendisi ürettiğinde birilerinin onun adını kullanmaksızın eserini alıp bir yerde paylaşmasından mutlu olur mu? Ve bir gün o söz, o şiir, o yazı bir başka yerde bir başkasının adı ile yayınlandığında, o kişiye de sorduğunda, anonim dediğinde geriye dönüp de bu benimdir diye mahkeme mi açacak? Yani tamamıyla kişisel haklara bir takım saygısızlıklar söz konusu. Tabii, yani o bu kadar insanlar, bir de çok özür dilerim böyle araya girdim ama bu insanlar dediğiniz duygularla da hareket eden insanlar. Yani kendisine yapılmasını istemediği bir müthiş şeyi başkasına bir çok rahatlıkla yapabilen. Evet. Yani dünyada bir tarafında müthiş bir alçaklık kompleksi yaşıyor büyük bir ihtimalle. Evet. Alçaklık kelimesi yerine oturmadı ama. Şöyle de diyebiliriz. Bir tarafında da çok şiddetli bir sevgiye ihtiyaç duyma, ben duygusu var. O sözün sahibinden almış olmak, onun adını geçirmek bile ben bunu nasıl üretemem duygusuyla yan yana ilerleyip onu yararlayacak olmalı ki evet. o sözün sahibinin kredi almasını engelleyip sözden kaynaklanan tüm krediyi kendine almaya çalışıyor. Evet. Yani orada gerçekten basit gibi duruyor ama çok ince, çok hassas bir durum var. Daha somutlaştıralım. Dinleyicilere şöyle söyleyelim. Sanatçıların ürettiği oyunlar, tiyatrolar, kitaplar, eserler, şiirler, yazılar, sözler, her neyse, adına sanatçı demek zorunda da değilsiniz. Herhangi birinin ürettiği herhangi bir şey onun çocuğu gibidir. Bir insanın fikrine karşı çıkmak, fikrini dövmek, fikrini hiç etmek onun çocuğuna saldırmak gibidir o insanlar için. Çünkü ürettiğimiz şimdi, şeyler evet, o kadar değerli ki bizim için. Siz kendiniz ürettiğinizde bu benimdir demek için, bütün alkışları toplamak için her türlü şeyi yaparken niye bir başkasının ürettiğinde onu paylaşırken onun ismini paylaşmazsınız? Çok rica ediyorum, sizin olmayan bir şeyi sosyal medyada paylaşıyorsanız lütfen kendinize saygı göstermek için, çok çok rica ediyorum, lütfen kendinize saygı göstermek için alıntı yazarak paylaşmayın. Kim yazmışsa cesurca adını paylaşın, onun adını öne çıkararak altına o ismi yazarak paylaşın. Bu kendinize duyulan saygıdır. Çünkü biri alıntı olarak yazıp da paylaştığında ben ne paylaştığı şeye ne paylaşana saygı duyamıyorum, duymakta zorlanıyorum. Bunu yaptığınızda karşınızdakine bir onur etmektir, takdir ettiğini göstermektir, toplumun o insana tanışmasına vesile olmaktır. Gün olur o insan da sizin bir sözünüzü, bir özelliğinizi, bir güzelliğinizi öne çıkarmak ihtiyacı hissettiğinde kendi egolarına yenilip o benimkine böyle yaptı deyip sizi çoğaltmak istemeyebilir. Çoğalmak istiyorsanız çoğaltın. Eğer almak istiyorsanız verin. Ama alıntı yazarak yazıyorsanız siz asla ve kat'a toplumun içerisinde diğerleriyle kendini eşit gören değil,
kendini öne çıkarmaya çalışan, çok farklı duygularla mesaj vermeye çalışırken aslında ilgi toplamaya çalışan başka bir karakter sembollüyorsunuz. Evet. Farkında değil, farkında olmadan bunu yapıyorsanız artık fark ettiniz, biz bunu buradan söylüyoruz. İşte tekrar ana konuya gelelim ve sonra sözü ben sana bırakayım. Yok, estağfurullah. İşte bu alıntı kelimesi ile başkalarının eserlerini paylaşan toplumun sanata ve sanatçıya saygı duyacağı konusunda ben endişeliyim. Şimdi böyle bakıldığı zaman bu insanların büyük bir kısmının sosyal medya içerisinde mesaj almak, mesaj vermek gibi kaygılar taşırken yayın takip ettiği, ciddi eserleri takip ettiği konusunda endişeliyim. Sanata, sanatçıya, edebiyata ihtiyaç duyduğu konusunda endişeliyim. Maalesef endişeliyim. Kesinlikle.